Selamlar. Birazdan Galatasaray'da Cezayir Restoran'da Ümit Ünal'la buluşacağız. Yönetmenle son filmi Sofra Sırları hakkında konuşacağız. İyi seyirler. Hepsini at. Karıştır. 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 Sonra bir daha. Karıştır. Kızdır. Sofra Sırları benim biraz kişisel tecrübelerimden çıktı diyebilirim. Bir dönem İngiltere'de yaşamaya çalışmıştım ve kendimi bir parça yalnız ve izole hissediyordum galiba ve kendimi fazlasıyla yemek pişirmeye vermiştim. Orada böyle yemek pişirirken bir gün böyle bir kadın hayal ettim biraz. Bir de Roald Dahl adında İngiliz bir yazar var. Onun çok sevdiğim bir hikayesi vardı. Ölüm Kuzusu diye. Orada bir ev kadını kocasını donmuş kuzu buduyla öldürür. Sonra da gelen polislere cinayet aletini bir güzel yedirir. Bu hikaye çok hoşuma gitmişti ve bu hani katlanarak büyüse buradan bir uzun metraj hikaye çıkar mı diye düşünmüştüm. Hani biraz kendi kişisel deneyimlerim, biraz o hikayedeki yemekle cinayet ilişkisi oradan bu hikaye çıktı. Filmin eski adı Sultan Mutfak'taydı ve Londra'da Türkler arasında geçmek üzere yazmıştım aslında senaryoyu. Oradaki Türklerin diğer yabancı ülkelerde yaşayan Türklerden biraz farkı var ve hikayeleri tam anlatılmadı diye düşünüyorum. İlginç olacaktı aslında fikir olarak oradaki Türkler arasında geçmesi. Fakat İngiltere, Avrupa'nın diğer ülkelerinde film çekmeye hiç benzemiyor. Her şey çok çok pahalı ve yani şöyle söyleyeyim, bizim burada gerçekleşen bütçenin neredeyse 10 katıydı İngiltere'de yapılan bütçe. Bir İngiliz yapımcım vardı. Onunla birlikte işte 2 sene hem senaryo üzerine çalıştık hem de o finans bulmaya çalıştı. Fakat sonra bir şekilde yürüyemedi yani. O para bulunamadı bir türlü ve biz de ilişkimizi bitirip ben Türkiye'de yapımcı aramaya giriştim. Ama bu İngiltere konusunda çok ısrarcıydım, orada geçmesi konusunda ve filmin İngilizce olması konusunda. O da yapımını çok zorlaştırdı, o yüzden de çok uzun sürdü bu filmin yapımı. Sonunda ama Türkiye'ye uyarlamaya razı oldum. Onu daha önce de başka bir yapımcı arkadaşım söylemişti. Ya bu hikaye her yerde geçebilir işte, Türkiye'ye uyarla, burada çekelim demişti. Ben hep hayır hayır Londra tutturuyordum. Sonunda Türkiye'de bir taşra şehri diye uyarlayıp yeniden yazdım. O yeniden yazım süreci de aslında neredeyse sıfırdan bir senaryo yazmak oldu. Yani sadece çeviri değil çünkü eski senaryonun bütün esprileri İngiliz mizahı ve İngilizce üzerine kuruluydu. Dolayısıyla her şeyi yeniden düşünmek gerekti. Bütün karakterler arasındaki ilişkileri de yeniden düşünmek gerekti. Ama bu çıkan sonuçtan da çok mutluyum. Yani uzun bir süreç oldu. Benim için ayrıca öğretici bir süreç oldu bu filmin yapımı. Fakat uyarladığımız için pişman değilim yani. Bir gün yine belki İngiltere versiyonunu da çekeriz. Ayrıca. Sofra Sırları'nın çekimi 4 hafta sürdü. Bunun bir haftası Trilye'de. Bütün dış sahneleri Trilye'de çektik. Çekimin ortasında bir kar fırtınasına yakalandık. O sayede filme bir senaryoda olmayan bir kar atmosferi eklendi. Bence çok da güzel oldu. Filme çok yakıştı. Düşünsek ve hani
beklesek yakalayamayacağımız bir kar atmosferiydi. Bu yıl mesela hiç öyle bir kar olmadı ama geçen sene işte Ocak ayında o yağan büyük karlara yakalandık. Filme de çok yakıştı bence. Geri kalan 3 haftayı da iç mekanları burada stüdyoda kurarak çektik. Orada bulduğumuz evin dışını, hani o dış görünümüne uygun bir iç burada inşa ettik ve onun içinde çektik. Sofra sırlarında biraz böyle kapalı bir atmosfer yaratabilmek istemiştim. Yani İngiltere'deki Türkler zaten çok az sayıda oldukları için iç içe yaşıyorlar. İşte o Londra'daki şeyde, Londra'nın bir semtinde. Buraya da uyarladığımda böyle bir taşra şehri ya da bir küçük kasaba atmosferinin buna uyacağını düşündüm. Ve bir araya getirebilmek için herkesi sonuçta hani ya komşu olmaları lazım ya işte alt kat üst kat olması lazım. O yüzden birbirine yakın kurmaya çalıştım bütün mekanları. Yani kar filme büyük katkıda bulundu. Atmosfer açısından, güzel resimler açısından. Ama bir yandan da bulduğumuz kimi güzel mekanları kullanamadık. Çünkü çok yokuşta, hani Trilya böyle tepe üzerine kurulu, tepeler diyeyim daha doğrusu, üzerine kurulu bir kasaba ve çok güzel yıkık kiliseler, işte merdivenlerle birbirine bağlanan sokaklar var filan. Fakat oralara kamyonların, ışıkların çıkması imkansız da o buzda. Dolayısıyla bazı mekanlardan feragat etmek zorunda kaldım. Fakat yine de çok artı bir tarafı da oldu tabii karın. Filmin baş karakteri Neslihan için birçok oyuncuyla görüştük. Çünkü hikaye çok değişti. Karakterler çok değişti. İlk yazdığım halinde Neslihan için Serra Yılmaz'ı düşünüyordum. Fakat sonradan Türkiye'ye uyarlayınca, hikaye değişince karakter daha genç bir kadın oldu. O yüzden farklı oyuncu arayışları oldu. En sonunda Demet Evgar'ı bulduk ve bence çok mutlu bir buluşma oldu. Herhalde birbirimizi ilk görüşte kanımız ısındı. Hikayeyi çok sevmişti, senaryoyu bence çok iyi anlamıştı oradaki karakteri. Zaten çok iyi bir oyuncu, çok disiplinli, çok hani çalışkan birisi. Bence olabilecek en iyi Neslihan oldu diyebilirim. Çok yakıştı. Aslında bu filmi filmin ilham kaynaklarından bir tanesi de eski bir film vardı. Peter Sellers'ın oynadığı Merhaba Dünya, Being There. Orada mesela son derece masum bir şekilde hiçbir şeyden anlamadığı halde ta Amerikan başkanlığına kadar işte yükselen bir karakteri anlatır. Ben de bütün bu cinayetlerin arasından geçip aslında hiçbir şeye karışmadan masum kalabilen bir karakter hayal etmiştim. Biraz da öyle. Bizim karakterimiz böyle bir planlı, programlı seri katilden çok cinayetler biraz başına geliyor. Dolayısıyla da seyirci onunla bir de çok özdeşleşiyor. Hani Adana'da sinemada seyircilerle izlemiştim. Kalabalık bir kadın seyirci grubu vardı. Alkışlıyorlardı cinayet sahnesinde. Ben de çok şaşırdım. Yani kahkahalar içinde çok sevinerek alkışlıyorlardı. Ama sanırım mühim olan, yani hikayede mühim olan bu zaten. Herhangi bir hikayede. Bir bakış açısı kurup seyirciyi, okuyucuyu o bakış açısının tarafına çekebilmek, özdeşleştirebilmek. Seyirci burada Neslihan'la özdeşleştiği için
geri kalan insanları eleştirel bir gözle görebildiği için onların yok olmasına da galiba üzülmüyor fazla. Bu gerçek hayatta olsa tabii ki çok korkunç bir şey böyle söylemek. Ama hikayenin kuralları farklı. Bu kurmaca bir iş ve kurmaca bir dünyada insanlara kötü davranabiliriz diye düşünüyorum. Cinayet mi? Bence cinayet. Haşla, didikle, karıştır. Kızdır. Ne var ne istiyorsun? Dön. İşte bu. Buyur abla. Destan bıraktı beni ya! Bıraktı Destan! Aslında son yıllarda hiç tavuk yemiyorum. Fakat filmdeki cinayet sahnesini kurabilmek için Çerkez tavuğuna ihtiyacım vardı. İçindeki malzemelerden dolayı. Yemeğin ama yani benim için bir yandan o içe kapanmayla da ilgisi var. Bizim karakter Neslihan bunaldıkça yemek yapıyor. Ve filmde de bunu birkaç kere söylüyor işte. Çok canım sıkılıyor işte. Yemek yapmak da biraz sıkıntımı alıyor. İşte veya işte ben çok bunaldım, çok bunaldım. İşte ne yapayım diyor filan. Bununla da ilgisi var. Yani ev kadınları belki bunu daha iyi anlayacaktır. Yani sıkılıp birden kek yapmaya başlayan insanlar tanıyorum ben de. Ben de o çok sıkıldığım dönemde kendimi böyle koltukta otururken tereyağında böyle kavrulan soğanları hayal ederken bulmuştum. Filmin hani ilk belki doğduğu anlardan biri de odur yani. Ama yemek bir yandan işte bu filmin nasıl diyeyim kancası. Yani bir çekicilik unsuru. Bu tam da bir yemek filmi değil yani. Yemeğin üzerine çok eğilen bazı filmler var ki gerçekten ana unsur yemek ve yemek tarifleri. Çok incelikli yemekle ilgili. Sofra sırları deyince sanki böyle çok incelikli sırlar verecekmişiz gibi yemekle ilgili anlaşılabilir. Tam öyle bir film değil. Yemek sadece bizim Neslihan'ın hayalinde olduğu kadar var. Onun hayalinde yemek böyle işte tıpkı televizyonda gördüğü reklamlar gibi veya işte böyle ışıltılı yemek programları gibi bir rüya ve kaçış yeri yemek yapmak ve o kendi mutfağı, kafasındaki hayal mutfağı her şeyi toz pembe görebileceği ve kendi hayatına böyle bambaşka bir açıdan bakabileceği, her şeyi mükemmel görebileceği bir yer. Onu böyle kendi içinde bir sığınak gibi yıllarca inşa etmiş yani. Sofra Sırları 2014'te Kültür Bakanlığı'ndan destek almıştı. O dönemde bir parça daha farklıydı şimdiki atmosfere göre. Daha sonraki yıllarda o Kültür Bakanlığı desteğinde bir takım değişimler yaşandı. Destek alamayan arkadaşlarımız oldu. Bugün başvursak Sofra Sırları alır mıydı onu da bilmiyorum. Ama film yapmak giderek zorlaşıyor Türkiye'de. Ekonomik durum belirsizleştikçe insanlar en başta yatırım yapmaya çekiniyorlar. Bir de kaçınılmaz olarak bir otosansür var. Herkeste bir korku var diyelim. Yani yatırımcılarda olması belki normal. Parasını geri alamama, geri kazanamama korkusu. Ama asıl yaratıcı insanlarda da ciddi bir otosansür var. Ya da baştan yaptıkları işi kısıtlayarak düşünme ve ona göre hani bir fikir geliştirme durumu var. İşin acı olan tarafı o yani. Sofra Sırları herhalde benim yaptığım filmler içinde belki Anlat İstanbul dışında ana akıma en yakın olan
filmlerden biri oldu. Bir de hani ünlü isimlerden oluşan bir oyuncu kadrosu var. Dolayısıyla 200'e yakın bir kopyayla sinemaya girecek. Bu da iyi bir dağıtım. Sofrasılar gibi bir film için. Fakat günümüzde evet dağıtım, filmlerin dağıtımı çok ciddi bir sorun. Birçok film salon bulamıyor. Yurt dışında ödül almış birçok film burada gösterime giremiyor. Ya da girerse de çok kısıtlı imkanlarla giriyor. Bu da sinema endüstrisinin biraz hani süpermarket gibi hala çalışıyor olmasından kaynaklanıyor. Risk almayı sevmeyen ve talep neyse sadece ona göre arz oluşturan bir sistem var. Zaman içinde değişecek diye umuyorum. Seyircinin talebi değiştikçe seyirci çünkü yerinde saymıyor. Hepsi yeni şeyler seyrediyorlar. En azından televizyonda ya da korsandan bile seyrediyor olsalar yeni filmler seyrediyorlar. Hem görsel manada hem içeriksel olarak aslında gelişiyorlar. Dolayısıyla yeni şeyler talep edecekler. Seyirci talep edince bu arz da değişmek zorunda kalacak diye umuyorum. Ama biz görür müyüz onu bilmiyorum. Geçen yıl bir röportaj okumuştum Spielberg ve George Lucas'la. Onlar bile Amerika'daki şu an stüdyo sisteminin yarattığı endüstriden şikayet ediyorlardı. Şimdi Amerika tamamen ergen seyirciye yönelik blockbuster'lar yapıyor. İşte filmlere baktığınız zaman hep bilgisayar oyunu uyarlaması ya da çizgi roman uyarlaması. Çok büyük bütçeli filmler ve böyle bir ani şok şeyleriyle bir anda para kapmak üzere yapılan filmler yani. Halbuki orta yaşlı, daha olgun zevki olan, edebiyat bilen biraz işte normal seyirciye yönelik film neredeyse yapılmıyor Amerika'da. Küçük bütçeli filmler haricinde. O seyirci sinemaya yönelmiş, pardon özür dilerim, dizilere yönelmiş artık. Dizileri de en çok internetten izliyorlar kendi zamanlarında. Bu hani kablolu şeyden, internetten. Dolayısıyla o sektör acayip gelişmiş. Bizim şimdi hani bu beğendiğimiz diziler, Amerikan dizileri aslında bunun sonucu. Sinemacıların diziye kaçmasının sonucu. Türkiye'de böyle bir şey yaşanacak mı? Bilemiyorum. Ama şimdiden hani internet üzerinden yayın yapan kanallarda çok ilginç işler yapılıyor. Şimdi oraya da denetim getirmeye çalışıyorlar biliyorsunuz. Rütük oraya da karışmaya başlayacak. Ama eğer şu anki haliyle kalırsa bence orası çok ilginç bir mecra olacak ve bir gün teklif gelirse ben de yapmayı düşünürüm. Yoruldum, çok yoruldum. Ah! Bayılardım. Yemek yaparım, masaj yaparım, it yaparım, elektrik süpürgesi.